Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir vlog ile tekrar karşınızdayım. Bugün çevremden de görmüş olduğunuz gibi Kıbrıs'ta kurulan en önemli şehir krallıklarından biri olan Soli Antik Kent'e geldik arkadaşlar. Bu yere ben de ilk defa gelmekteyim arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce sanırsam bilet almamız gerekiyor. Şu şekilde karşıda bilet noktası mevcut. Bakalım biletler kaç paradır. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol. Ne kadar bir biletler? 15 lira. 15 lira. İki tane bilet alabilir miyiz? 3. 2, 2. 30 tane. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, biletlerimizi aldık. Tabii biraz rüzgarlı bir hava var. Şu şekilde sizlere biletleri göstermek isterim. Şu şekilde. Biletlerin tanesi 15 liradır ve girişte de şu şekilde tabela mevcut, bilgi içermekte burada, tarihi bilgiler. Yavaş yavaş gezdikçe yerleri, sizlere bu yerler hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdi nereden başlayacağımı ben de bilmiyorum, dediğim gibi ilk defa buraya gelmekteyim. Bakalım, gördüğünüz gibi biraz da kalabalık, tam turların geldiği saate denk geldik. Bildiğim kadarıyla 3 bölümden oluşmakta arkadaşlar. Soli, Antik Tiyatro, Bazilika ve sanırsam Antik Pazar yeri veya öyle bir şey olması gerekiyor. Bu taraftan başlayalım isterseniz, çünkü o tarafı çok kalabalık. Arkadaşlar, burası Bazilika. İçerisi de şu şekilde, biraz sonra içeriye gireceğiz. Sizlere de bazilika hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Lefke bölgesinde yer alan Soli, Kuzey Kıbrıs'ta ziyaret edilebilecek antik çağ şehirlerinin bir tanesidir. Evet, şu şekilde. The Mosaic at Soli. Tabi burada hep İngilizce yazmakta. Bilmiyorum, bu tarafında Türkçe bir şey yazar mı? Bakayım, yok, bir şey yazmamakta. Evet, şu şekilde bazilikaya giriş bu taraftan arkadaşlar. Arkadaşlar, şehrin sembolü bazilikada yer alan eşsiz güzellikte kuğu mozaiğiymiş. Bilmiyorum, bakalım onu da görebilecek miyim? Nerede olduğunu. Bulursam sizlere de göstereceğim onu. Dediğim gibi Soli Bazilikası'nın 4. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır. Ve Kıbrıs'ta inşa edilen ilk kiliselerden olup kendine özgü yanları vardır arkadaşlar. Evet, buradaki mozaikler hakkında bilgi vermektedir ve sanırsam dediğim gibi sizlere bahsetmiş olduğum kuğu mozaiği de burada arkadaşlar. Hani resim olarak gösterilmekte. Burada ise, evet, şu şekilde arkadaşlar. Sizlere az evvel bahsetmiş olduğum kuğu mozaiği de burada. Bilgiler İngilizce arkadaşlar. Türkçe dilinde değil. Şu şekilde hepsinin önünde bilgi panosu, bilgi tabelası mevcut, ancak hepsi de İngilizce dilde. Hani herkes İngilizceyi bilmek zorunda değil arkadaşlar. Eğer bu yer hani Kıbrıs'ta yer alıyorsa, Kuzey Kıbrıs'ta yer alıyorsa, bence Türkçe bilgiler içeren tabelaların da olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii bu benim fikrim. Evet, etraf şu şekilde arkadaşlar. Hani normalde tiyatronun bulunduğu kısımdan başlamak isterdim, ancak dediğim gibi tam iki tane otobüs geldi arkadaşlar, turist dolu
Ve bayağı bir galabalık oldu buralar. Hani bekledim önce birazcık bir sakinleşsin ortalık. Ondan sonra dedim çekeyim. Dolayısıyla burasını boş bulmuşken çekimlere buradan başladım arkadaşlar. Arkadaşlar okuduğum kadarıyla Soli'nin tarihçesi milattan önce 700 yıllara kadar dayanmaktadır. Bayağı eski bir yer. Hani Kıbrıs'ın en önemli şehir krallıklarından bir tanesi arkadaşlar. Soli. Evet arkadaşlar. Bazilika'yı hem gezdim hem sizlere de göstermiş oldum. Şimdi ise Soli'nin diğer taraflarını gezmeye gidiyorum. Bakalım dediğim gibi hani nereden ne bulunmakta ben de bilmem. İlk defa gelmekteyim arkadaşlar bu yere. Şu şekilde ileride de bir tabela var. Burada ise bir heykel yer almakta. Afrodit'in. Şöyle bilgiler verilmiş burada arkadaşlar. Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in Venüs mermer heykelinden esinlenerek yapılan çalışma. Evet. Antik tiyatro. Evet arkadaşlar bu yol antik tiyatroya gidiyormuş. Hani internette resimlerini çok gördüm. Gelip görmek bugüne kısmetmiş. Yol bayağı uzun tiyatroya giden yol. Evet şöyle arkama baktığımda gerçekten güzel bir deniz manzarası var. Muhtemelen yukarıya vardığımızda manzara daha da güzel görünecektir. Evet yol şu şekilde. Antik tiyatroya giden yol. Evet arkadaşlar. Yukarıdan göreceğiniz manzara budur. Gerçekten güzel bir manzara. Evet karşıda da antik tiyatro yer almakta. Arkadaşlar Soli en parlak dönemini Roma döneminde yaşamıştır ve 7. yüzyılındaki Arap akınlarında da Soli'nin sonu gelmiştir. 7. yüzyılındaki Arap akınları Soli'nin sonunu getirmiştir. Şu şekilde Roma tiyatrosu burada tabela üstüne aktarılmış tiyatronun tamamı. Ve burada da Soli tiyatrosu hakkında bilgiler verilmekte. Tiyatroyu gezelim ve sizlere tiyatro hakkında da biraz bilgiler vermeye çalışacağım. Evet. Hani sizlere bahsetmiştim. Turdan gelenler oldu diye. Bakalım arkadaşlar hani biraz turist arkadaşlarımız bilgilerini edinsinler. Ondan sonra bizler de antik tiyatroyu gezeceğiz. Hani şu anda çok fazla gezilmeye müsait değil. Biraz fazla insan var diye. Evet arkadaşlar turistler gitti. Şu anda ortalık sessiz. Ve sizlere artık bu güzel yerleri sessiz bir şekilde gösterebilirim. Tiyatroya giriş bu şekilde arkadaşlar. Soli Antik Tiyatrosu 3. yüzyılın başlarında daha eski zamanda yapılmış başka bir antik Yunan tiyatrosunun yerine yapılmıştır arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz tiyatro yarım daire şeklindedir ve toplamda 4000 kişilik kapasitesi olduğu inanılmaktadır. Sahne bölümü iki katlıdır ve eskiden heykellerle süslendiği söylenmektedir arkadaşlar. Günümüzde tiyatro binası restore edilmiştir ve yakın bir zamana kadar da konserler için kullanılmıştır. Yani tiyatrodan geriye kalanlar
Bunlar. Şöyle yukarıya da çıkmak isterim. Diğer taraflara gitmeden yukarıya çıkmak isterim ve sizlere oradan da tiyatronun bütün haliyle görüntüsünü aktarmak isterim sizlere. Evet. Yukarıdan göreceğiniz manzara şu şekildedir arkadaşlar. Şöyle bakalım, buradan devam edelim. Evet arkadaşlar, buraya kadar gelmişken sizlere Soli hakkında biraz daha bilgi vermek istedim. Lefke bölgesinde yer alan Soli, Kuzey Kıbrıs'ta ziyaret edilebilecek antik çağ şehirlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Verimli topraklar üzerinde yer alan Soli, bölgede bulunan bakır yatakları ve limanıyla adada önemli bir konuma sahipti. Bugün koruma altına alınan, ziyaretçilere açılan bu yerleşim yeri tarihin korunmaya değer miraslarından bir tanesidir. Sizlere kısa kısa bilgileri de verdikten sonra şu anda son yer olan antik pazarı görmeye gideceğiz. Bakalım, bilmiyorum buradan gidebilir miyiz, yoksa geldiğimiz yeri geri mi dönmemiz gerekir? Bir bilgim yok. Sanırsam bu da bizi geldiğimiz yola geri götürecek. Tiyatronun bulunduğu alana geldiğinizde tekrardan geldiğiniz yolu geri dönmeniz gerekir. Evet. Tabii ki geldiğimiz bu yolu dönmek daha kolay. Çünkü eniştir. Yokuş aşağı giderek inmesi daha kolaydır. Evet arkadaşlar, başladığımız yere geri geldik. Dediğim gibi bir de pazar alanı olması gerekiyor. O da yanılmıyorsam buradan gidildiğinde sol tarafında kalmış olur. Tekrardan şunu da belirtmek isterim. Sadece Bazilika'nın içerisinde yer alan bilgi tabelalarında İngilizce yazılar vardı. Şu şekilde arkadaşlar. Pazar yeri. Agora bu taraftanmış. Dediğim gibi arkadaşlar, sadece Bazilika'nın içerisinde yer alan bilgi tabelalarında tüm tabelalar İngilizce dildeydi. Diğer taraflar gezdiğinizde ise arkadaşlar Türkçe bilgiler içeren tabelalar mevcut. Sadece Bazilika'da yoktur. Onu da bilgisini vermiş olayım. Şu şekilde pazar yeri buradanmış arkadaşlar. Burada böyle taşlar mevcut. İnternette çok fazla pazarla ilgili bilgi de yok. Bulduğum bilgiler arasında pazar alanı kentin sağ kanadında bulunmaktadır. Mermer sütunlarla çevrilmiş ve büyük bir alana yayılmıştır şeklinde bilgiler yer almakta. Burada da bir tabela var. Pazar yeri. Milattan sonra 3. yüzyıl arkadaşlar. Burada yazan. Ve evet. Şu şekilde. Şu alana yayılmış durumda arkadaşlar pazar yeri. Evet. Şöyle bakalım, bilmiyorum o tabelalarda bir şey yazar mı? Hani diğer bölümlerde olduğu gibi girişte pazar yeri ile ilgili çok fazla bir bilgiye rastlamadım arkadaşlar. Herhangi bir bilgi tabelasına da rastlamadım. Dükkanlar arkadaşlar yazmakta burada. Buradaki tabelada. Tabii etrafta
Etrafta çok fazla ot var. Şimdi şöyle söyleyeyim, çok fazla da otların içine girmek istemem. Kıbrıs'ta yaşayanlar nedenini bilecektir muhtemelen. Arkadaşlar bizde Gufi engereği var, Gufi yılanı. Dolayısıyla çok fazla da öyle otların içine girmek istemem hani. Tam zamanlarıdır çünkü şimdi. Evet, burası da neymiş bakalım, Sütünlü Galeri arkadaşlar. Milattan sonra 3. yüzyıl. Hani pazar yerinin geri kalanlar bunlardır. Bunlar sanırsam sütün altlığı falan olabilir. Evet arkadaşlar, dediğim gibi pazar hakkında çok fazla bir bilgi yok. Ne tabelalarda ne internette. Sadece bulunduğu alan hakkında biraz bilgi verilmekte, o kadar. Evet arkadaşlar, sizlere antik pazarı da göstermiş oldum. Hani dediğim gibi gezilmesi kolay bir yer arkadaşlar, Soli antik şehri. 3 bölümden oluşmakta: bazilika, tiyatro ve pazar alanı. Yani toplamda yarım saatinizi almayacaktır bu yerleri gezip görmek. Biletleri de videonun başında söylemiş olduğum gibi 15 TL'dir arkadaşlar, kişi başı. Buna ek olarak öğrenciler için ise ücret 7 TL'dir arkadaşlar. Öğrencilere indirim var. Evet arkadaşlar, pazar yerinden döndüğünüzde de sizleri karşılayan görüntü bu şekilde. Soli antik kente geldiğinizde ilk karşılaşacağınız manzara bu şekilde arkadaşlar. Videonun başında da göstermiş olduğum gibi burada da bilet ofisi bulunmakta. Evet, arabamı bilirsiniz zaten. Şu şekilde Kural Life. Artık bunu sık sık sizlere göstermekteyim. Kendi reklamımı kendim yapmaktayım arkadaşlar. Evet, şu anda bayağı da bir sıcak. Çok fazla da lafı uzatmak istemem. Bugünden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları kaçırmamanız için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.